yansın, ıslansın. Sabaha kadar alev alsın, yansın. Durmam, duramam, imkansız. Siz bu dönemin sanatçısıyız. Şimdi aksini ben hayal edemiyorum, hani CD bastırma vesaire. Bunlar bize de çok ilginç geldiği için, biz müzik tarihine de çok meraklı olduğumuz için çok uzun süredir kendi hikayemizin de ve paralelinde müzik dünyasında bir belgeselini de çekiyoruz. İmkansız. Saçma gözüksün istiyorduk ama dedik ki bir anlamı da olsun ki en azından hani bakıldığında bir derinleştirme yaratsın. Dolu kadehi ters tuttan kendimi kurtardım. Polonya'nın başı belada. Subliminal bir mesaj, politik bir yan, bir şey var bunun altında. Aslında bizim her aşamamız bir tırmalamayla gelinen aşamalardı. Buyurun, ben estağfurullah, estağfurullah. Nefsin akıl yensin, tek olayım sensin, bıçağım kör alsın artık bana. Ben olurum dengi, sebebi de belli, bir de değişir rengi, bakması değişiyor. Herkese selam, Oksijen TV'deyiz. Alternatif müziğe dair en hızlı yükselen gruplardan biri Dolu Kadehi Ters Tut ile sohbet ediyoruz. Uğurhan, Oğulcan, teşekkür ediyorum. Merhaba. Beni de aranıza aldığınız için. Şimdi doğruya doğru, ben şu hani adı tuhaf gruplar var ya, onlardan biri diyen gafillerden de Dolu Kadehi Ters Tut 101 durumundayım, öyle tarif edeyim. Ama şunu sormadan geçemeyeceğim, çünkü işte Yüz Yüzeyken Konuşuruz, Son Feci Bisiklet, Büyük Ev Abluka'da adamlar, onların ismi daha kısa. Ama hepiniz aynı dönemde mi çıktınız? Biz mi sonra böyle algıladık? Ne oldu? Aslında aşağı yukarı aynı dönemler diyebiliriz yani. Hmm. Tabii ki birbirini çok takip eden şeylerdi ama yani 2013-2014. Önce yani birkaç seneyle, ama aynı dönem demek. Aynı dönem demek. Yani biz sonlarındayız. Biz saydığınız bütün gruplardan daha sonra. Öyle mi? Evet. Ama biz böyle hani tek marka, tek kişi gibi algılanır ya, biraz öyle bir hatamız olmuş. Bak şimdi daha yakından tanışıyoruz. Adınızla ilgili çok açıklama yapmışsınız, onu da biliyorum. Dolu Kadehi Ters Tut, Hayyam'ın rubayisinden alıntı. Şimdi bunu böyle, ha tamam o zaman öyleymiş diye geçemedim. Ben de daha derinlikli bir şey yarattınız. Aa falan oldum. O dörtlüyü okudum, bir şey anlamadım. Şimdi o yüzden sorayım, siz Hayyam'la ne zaman tanıştınız okur olarak? Veya yani zordur, genç yaş için de zor bir meseledir. Nasıl yani, etkiledi sizi? Yani aslında lise yıllarından, belki daha eskiden beri hani Hayyam'ın çok popüler rubayilerini çevirilerini biliyoruzdur diye düşünüyorum ikimiz de. Ama o sırada gruba isim koymaya karar verdiğimizde ilk başta absürt gözükecek ama baktığında anlamlı olacak bir şey olsun diye heyecanlanınca, hani Hayyam'ın herhangi bir rubayisinin çevirisinden bir misra'yı almak mantıklı geldi. Uğran'la o sırada birkaç öneri attık ortaya. Bunu seçtik, sonra kaldı yani. Ve böyle de sorulacağını, sonuna kadar sorulacağını tahmin ettiniz bence. Ya evet, tabii ister istemez, evet. Evet, hani saçma gözüksün istiyorduk ama dedik ki bir anlamı da olsun ki en azından hani bakıldığında bir derinleştirme yaratsın bari. Evet, bomboş bir anlamış. Evet, evet, derinlikli geldi. Bana daha bir gizemli geldi. Başka, demek ki okur yazar çocuklarsınız siz şimdi, onu da anladım yani. Orada bir sıkıntı yok tahmini. Başka böyle etkilerde, mesela sözler senin değil mi? Sen yazıyorsun. Yok yok. İkiniz mi yazıyorsunuz? Birlikte yazıyoruz aslında. Birlikte. Peki yani bu sözleri yazarken öyle bir etkileşim oluyor mu? Yani illa oluyor ama birebir de yani birçok şeyden etkileşim yaşadığımız için hayatta da ya okuduğumuzdan, izlediğimizden, belki birbirimizin hayatından, belki işte eşimizin, dostumuzun hayatından aldığımız, seçtiğimiz şeyler, cümleler, kelimeler oluyor ama işte belli bir, o bir dil yaratım sürecinde tek bir şeye, hani mesela Ömer Ayyam'ın anlatıları, rubayileri gibi bir şeyimiz yok da bunun bir mix'i gibi düşünebiliriz aslında. Yani. Her şeyden muhakkak yaratıcılığın zaten altında bu var. Sabaha kadar alev alsın, yansın, durmam, duramam, imkansız. Bu gece belada. Ay şimdi Dolu Kadehi Ters Tut.
tuttan kendimi kurtardım. Polonya'nın başı belada. Evet, nasıl yani, biz şimdi öyle bir kuşağız ya. Dedim ki subliminal bir mesaj, politik bir yan, bir şey var bunun altında. Sonra albümü dinlemeye başladım. Doğruya doğru. Böyle biraz metal, biraz karanlık bir şeyler bekledim. Aa, bir dinledim. Akustik, yalın. Sözler çok doğrudan. Çok dürüst şarkılar. Ya bu ters köşe miydi mesela? İlk evdeki kaydınız o albümü. İlk albüm. Aslında evet. Evet. İlk... O bir biraz böyle o kafayla mı yapıldı? Biraz aslında demolarımızın birleştirilmiş hali gibi bir şey. Biz onu kendilerimizde ilk albümümüz bile hani şey diyemiyoruz tam olarak. Aslında bunun yani yayınlanma sürecini planlamadan önce kaydettiğimiz ve işte çaldığımız şarkılardı. Daha sonrasında biz bunları hadi ciddi bir şeyler yapmaya hazırız galiba deyip, hani yükleme bizim için o sırada ciddi bir şeydi bu proje için. Daha sonra yüklediğimiz bir albüm oldu aslında Polonya'nın Başı Belada. İsmi de yani yine bir şakalı bir... yine şakalı bir... Ben her şakaya tutulmuşum, öyle gözüküyor. O sırada çok şakacı halime denk geldim. Çok şakacı yani. Halim. Şımarık zamanları. Evet. Aa, ne daha. Güzel ya, ne güzel, hep öyle kalsak. Yani ölüm dansına gelmiş ya iş öyle ki, onun için hep öyle kalsak diyor. 10 yıl evet. Gerekiyormuş. 10 yıl olmuş. Gerçekten müthiş. Yani evde kaydettiğin şarkılarla yola çık, 10 yılda İşte 100 şarkınız falan olmuş galiba. Yani 4-5 albüm, çok single. Bu arada Selin Geçit'le olan projeyi çok sevdim. Olabilirdik miydi? Evet. Onları çok sevdim. Can Ozan'la öyle. Yani hani acayip bir külliyat olmuş 10 yıl içinde. Şimdi düşündüm yani bu da tesadüf olamaz. Şimdi böyle anlatınca yabancının dediği bir laf vardır ya, too good to be true. Hani, gerçek olamayacak kadar iyi bir hikaye bu. Ama değildir tahminen. Kim bilir nelerle karşılaştınız. Yani, müzik piyasasında neler gördünüz. Yani, sonra kendi yapımcınız olmuşsunuz. Biraz oradan da çıkarıyorum bunu. Biraz o kısmı anlatın istiyorum. Bir sürü genç evde çalıyor, şarkı yapıyor ama böyle olmayabiliyor. Neydi mesela ilk karşılaştığınız zorluk? Yani aslında her aşamayı biz kendi kendimize çözüp demek ki doğrusu buymuş ya da bu gerekiyormuş şeklinde bulduğumuz için aslında bizim her aşamamız bir tırmalamayla gelinen aşamalardı. Yani ne bileyim bir grup kurmaktan işte bir menajer ihtiyacına işte ne bileyim bir sosyal medya ihtiyacına falan kadar. Tabii hayatta müzikal hayatımızda çeşitli sıkıntılar yaşaya yaşaya bunların gerekliliğini ve ne kadar ihtiyacımız olduğunu karar verdik. Ve o şekilde gelişen şeyler oldu bizim için. Yani hep bütün yol boyunun bağımsız olma aşamasının her bir kısmında aslında bir şey birileriyle çalıştık. Kimileriyle hala işbirliğimiz sürüyor. Kimileriyle de çalışıp ya biz bunu daha iyi hallediyorduk dediğimiz oldu. Hani biraz dediğiniz gibi kendi kendimizin yapımcısı olmak durumunda kaldık. Çünkü artık müzik endüstrisinin değiştiği bir dönemdi zaten. Hani internetten işte stream platformlarından falan müzik dinlenen bir dönemde. O evde... bir şans mıydı sizin için? Ya bizim için bir şöyle bir yer, tabii bizim için büyük bir şans. Çünkü biz bu dönemin sanatçısıyız. Şimdi aksini ben hayal edemiyorum hani CD bastırma vesaire. Biz bambaşka bir, hatta bunlar bize de çok ilginç geldiği için, biz müzik tarihine de çok meraklı olduğumuz için çok uzun süredir kendi hikayemizin de ve paralelinde müzik dünyasında bir belgeselini de çekiyoruz. Hatta ben, o da güzel. Böyle yakın zamanda size de iletelim, birkaç bölümü hazır çünkü. Çok isteriz yorumlarınızı duymakta. Müzik tarihine dair bir belgesel. Ya, Türkiye'deki alternatif bağımsız müzik tarihi ve paralelinde de bizim kendi müzikal yolculuğumuzu anlattığımız böyle 4 bölümlük bir belgesel olacak. İlk 3 bölümü şu an bitti gibi. Süper. Bize de çünkü ilginç geliyor yani. Kısa film gibi klipler çekiyorsun. Bu çok dikkati çekiyor aslında. Yani mutlaka söylenmiştir de sana. O sinema bölümü okuduğum için ben... arkadaş grubum da hep sinemacı olduğu için ve yani mesela öğrenciyken de Uğran da hep bu arkadaş grubun içinde olduğu için hani biz zaten Mimar Sinan'dansın. Mimar Sinan'danım ben. Senin okul neydi? Ben gastronomi mezunuyum. Aa, ne güzel. Başka bir alandan aslında komple. Ne güzel. Evet. Peki o zaman hiç böyle sesinin güzel olduğu, vokal yapacağın falan aklında var mıydı? Aslında yani üniversiteden önce bizim lise, bizim dönemin en önemli yarışmalarından biridir. KASLAB isimli bir yarışma vardı liseli. Sen arası müzik yarışması döneminden yarışması. Geliyorum. O sizde de mi vardı? Evet, evet. Bizde hatta yani Oğulcan da oraya katıldı. Ben de oraya katıldım. Bizim yaşıtlarımız genelde orada ya buluşmuştur ya tanışmıştır ya böyle bir görüşmüştür. Oradan gelme bir aslında şey. Üniversite zamanında zaten birlikteydik. Birlikte yine müzik yapıyorduk. Lise sonunda da aynı şekilde. Yani gastronomi kendi alanıma aslında çok kısa bir şöyle bir tecrübe ettim iş hayatında. Daha sonra tekrar müzik devam ettik. Zaten hatta yarışmadan kazandığın bursla okudum da gastronomiyi. Evet.
Ya ne güzel. Evet, ona, bak işte var olmuş. Altında mutlaka ay, ne denir dişinle tırnağın ne demek müthiş. Kendi yapım şirketiniz var anladım. Peki siz kendi albümünüz dışında böyle genç bağımsız yapımcı arayanlara da kapıyı açacak mısınız? Belki ileride olabilir. Şimdi hani arkadaşlarımıza zaten bizim bu arkadaş grubumuz içinde olan arkadaşlarımıza destek bile diyemeyeceğim kadar hani basit bir hizmet sağlıyoruz gibi oluyor. Ama bizim de hani bir düşüncemiz var. Yani çünkü dediğim gibi yapımın farklı tarafları sinema olsun, müzik olsun farklı taraflarla ilgili olduğumuz için hani bu şirketi bir çatı, bir hub, bir sanatçı hub gibi olur belki diye ileride de tasarlamış. DKTT mi adı şirketin? Şirketin ismi SMF. Onun da bu baş harflerle onun da kendi bir şakası var. Evet, evet. Onun şakasını da alayım lütfen. Onun açılımı biraz daha böyle gizli, esprili, bir sırlı bir şey. O yüzden onu bu gizem de var bir şey gizli yok. Bildiğiniz ben anladım. Çok iyi Bu yaş serisi nedir? Bu işte her yaşınızda bir şarkıya numara mı verdiniz? O da şöyle gelişti. Ben ilk başta 21 yaşındayken bir şarkı yapmıştım. Hmm. Hiç öyle bir fikri yoktu. Sonra 22 yapınca dedik ya bu seri böyle bir şey. Evet. Her yaş yapalım ve çok ilginç geldi çünkü yani 21'i dinleyince şu an yani 30 yaşına girdik ikimiz de. Hani o yaşındaki duyguları ya bir yıllık tutmak gibi oldu. 27 yaşına kadar sürdük. 27 yaşında bitirdik o seriyi. Niye onu çok sormuşlar? Bak yine altında bir şey arıyoruz. Alıştırdınız artık. Evet. Polonya'nın başı beladaysa 27'de bu iş bittiğinde bir şey olacak demek. Evet. Yani orada ikimiz de tabii konuşarak karar veriyoruz bu tarz şeylere. 27'de sonrası 28 yaşı bitene kadar da bekledik bunun için. Ve bir öyle bir his gelmedi ve zorunlu bir şey olsun istemiyoruz. Evet. Bu. Yani 34 nerede falan 34, hani gibi. 34 35 nerede hani falan. Belki bu çok gelir. Uzun sonra 55 nerede evet. Falan evet. Doğru. Bir yerde kesmek gerekecek yani. Bir de 27 şey bir hikaye 21'den 27'ye bir sanatçı olmaya çalışan bir gencin sonra sanatçı olup sonra yaşadıklarıyla biten güzel bir yerde bitiyormuş. Hani 27 yaş göndermesi de yapmak. Güzel. Öyle bir yerden. Daha böyle ölüm temalı falan bir şarkı. Zaten Rubai de 27 değil mi? Evet o da evet aslında o da öyleymiş. Bravo, i̇şte burada. Alıştım. Yani bak alıştım. Bu sırların peşi. Peki şimdi ölüm dansı. Yolculuğu devam ediyor ölüm dansının. Ve çok acayip. Yani ortaçağ karanlığını hisseden bir grubun, bir kafanın. Değil mi? Böyle bize... bir şekilde hadi uyanın dediği bir albüm gibi geldi. Bilmiyorum var mı öyle bir niyetiniz? Buyurun. Estağfurullah. Yani şöyle hem öyle hisler tabii ki yaşıyoruz ama biz özellikle zaten sürekli sıkıntılar yaşayan bir topraklarda yaşadığımız için özellikle yani bu yayın aşamasında da bir sürü felaketle karşılaştık maalesef. Tabii. Hatta yayın planımızı bile buna göre bir şekillendirmek durumunda kaldık. Albümün ilk yarısı o yüzden biraz daha ağır, biraz daha bu bahsettiğiniz sorunlardan dem vuruyor. Yani böyle bir dönemde yaşadığımız için tam da bizim hislerimizi de çok iyi anlattığını düşündüğümüz bir albüm oldu. Evet. Yani umarım daha renkli şarkılar yazacak zamanlar yaşarız da. Yok ama biz yine dans ederiz. Evet. Dans ederiz. Aslında biraz evet. Esprisi evet. Oydu yani. Evet. Ben almışım mesajı evet. Yani. Evet. Biz yine dans ederiz. Yok evet. Öyle yani hemen pes evet. Edin. Biraz öyle gidiyor. Evet. Yolu açık olsun albümünde ve sizi kutluyorum. Çünkü evet. Siz aslında belki farkında olarak müthiş bir kariyer planı yapmışsınız. Gerçekten söylüyorum. Hani çok çok daha iyi yerlerde, çok daha güzel zamanlarda biz yine karşılaşırız. Yani ben gitmiyorum, buradayım. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Böyle güzel sohbet ettiğiniz için. Görüşmek üzere. Düşünmeden davran, bilmek